Eyvah yazılar geliyor diyoruz ama hiç endişelenmemize gerek yok arkadaşlar. Tonguç Akademi 6. Sınıf kanalı burada. Sizlerle birlikte yazılardan en güzel notlarımızı alacağız. Hiç endişelenmenize gerek yok. Özkan yürek demiş ki hocam yazılı notlarında 2. dönem 1. yazılı var ama ikinci yazılı. E tabi ki yazılı notlarımızda 2. dönemin hem 1. yazılısı hem de 2. yazılısı var. Bu notlarla birlikte mükemmel bir şekilde çalışacağız. Yazılı kampımız da geliyor. Süper notlar bizleri bekliyor. Vıcı Vıcı demiş ki ne kadar garip bir isim. Sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılıya hazırlık yükler misiniz? Çok ihtiyacım var demiş tabii ki yazılı kampımız 18 martta geliyor türkçe matematik fen din, sosyal, İngilizce hepsini mükemmel bir şekilde çalışacağız. Fehmi Emre demiş ki hocam ikinci dönem yazılısı hazırlık videoları ne zaman gelecek? Geliyor Fehmi hemen başlıyoruz. Mezlume Bayram demiş ki yazıların Mart'ın başında veya sonunda sizden istediğim moral verici şeyler. Tabii ki hem yazılı notlarımızda hem yazılı kampımızla sizlere mükemmel bir şekilde destek olacağız. Ve yazılarınızdan en güzel notları en yüksek notları alacaksınız arkadaşlar. Fakat sizlere bazı uyarılarımız var. Bazı arkadaşlar diyor ki ya son gün çalışılır. Hayır yazılıya son gün çalışırsak 100 alamayız. Yazılı yazıldan birkaç gün önce yani yazılımız perşembe günü ise pazartesi salıdan da biraz bakmak lazım. Biraz hazırlık yapmamız lazım. Tabii ki son gün çalışmak, yazı notlarıyla tekrarlarımızı yapmak, öğretmenlerimizin verdiklerini tekrar etmek çok büyük bir avantaj. Ama genellikle son gün çalışıldığında yüz almak biraz zordur arkadaşlar. Yazıldan önce tüm konular çalışılır. Bu da yanlış. Tüm konulara çalışmamıza gerek yok ki. Milletim Bakanlığı kazanımları veriyor. Yazılarda çıkacak olan şeyleri öğretmenlerimiz bizlere söylüyor. Bizler de sizlere kavramları, formülleri, yazı notları kitabımızda çıkabilecek kazanımları milletim Bakanlığı'nın son kontrolüne göre sizlere sunuyoruz. Dolayısıyla esasında yazılarda çıkacak şeyler belli. Gidip de tüm her şeye çalışmamıza gerek yok. Yazılı için kopya hazırlanır. Tabii ki arkadaşlar kopya hazırlayabilirsiniz. Ama yazılıda çekmek yok. Yazılıda kopya kullanmak yasaktır. Günahtır, ayıptır. Bizler yazıldan önce küçük küçük kopya yani kopya İngilizce'de ...fotokopi demek. Yani onları çoğaltıp küçük küçük bilgileri arttırabiliriz. Zaten yazılı notların da küçük olmasının sebebi bu. Buradaki bilgileri rahat rahat yanınıza taşıyın istiyoruz. Buradakileri postitlere yazarak, küçük kağıtlara yazarak, kartlara yazarak... ...yeniden küçük küçük çalışmalar yapabilirsiniz. Böyle kopyalar hazırlayabilirsiniz. Ama bunları sınavda kullanmayacağız. Sınavda yapmak doğru değil, yanlıştır. Dolayısıyla yazılıya daha iyi hazırlanmak için... ...kopyayı küçük kağıtlara hazırlayabiliriz. Yazılıya her yerde, her ortamda çalışılır... Bu da yanlış arkadaşlar. Her yerde, her ortamda çalışırsan yani televizyonun karşısında çok çalışmayı seviyorum öğretmenim ben. Hayır, televizyonun karşısında çalışırsan sınavda televizyonda izlediklerin hakkında kalır. Hocam öğretmenim ben işte çok güzel müzikle çalışıyorum. Bu da güzel belki ama bazen müzik dinlerken aklına giren bazı bilgiler senin dikkatini dağıtabilir. Sınavda bazı şeyleri hatırlamakta zorlanabilirsin. Hocam ben yatarak çalışıyorum. Yatarak çalışırsan uyursun. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla sınava yatarak girmeyeceğine göre masada düzgün bir şekilde çalışmamız gerekir arkadaşlar yazılı sonrası artık oyun ve yatış zamandır. Bu da yanlış. Tabii ki yazılıdan iyi notlarımızı aldıktan sonra, yazılı notlarıyla çalıştıktan sonra dinlenmek hakkımız söke söke alırız. Ama yazıldan sonra bazı eksiklerimizi kontrol etmemiz gerekir. Öğretmenlerimizi derse yine dikkatli dinleyip onların kanaatinde kazanmamız gerekir. Dolayısıyla yazılarımıza 6. sınıf, 2. dönem yazı notları yani birinci ve ikinci yazı notlarıyla mükemmel bir şekilde çalışacağız. Burada Türkçe, Matematik, Fen, Din, Sosyal, İngilizce adına süper notlarımız var. Bunlardan güzel güzel çalışacağız ve bu notlar sayesinde kavramları, formülleri, yazılı çıkacakları güzel güzel öğreneceğiz. Küçücük ufacık olduğu için yanımıza da güzel güzel gezdireceğiz. Ve aynı zamanda bursluluk sınavına hazırlanan öğrenciler ya da denemeler hazırlanan öğrencilerimiz için de süper bir müjdemiz var. Motivasyon denemelerimiz çıktı. Burada yeni nesil Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde harika deneme soruları var. Toplam dört tane deneme var. Deneme analiz sayfaları var. Optik kodlama sayfaları var. Bunların hepsini güzel güzel yaptığımızda da hem yazılarımızdan hem de sınavlarımızdan en yüksek notlar bizleri bekliyor. Yazın notlarını ya da motivasyon denemeleri kitabımızı açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden ya da size en yakın Tonguç yapısından bulabilirsiniz. Hadi bakalım sizlere şimdi yazılarınıza başarılar diliyoruz arkadaşlar.